Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. Bu video serisinde sizlere C++ konsol uygulamalarında animasyon nasıl yapılır, oyun nasıl yapılır onu göstereceğim. Video serisini hazırlamamın temel sebebi arkadaşlar, konsol uygulamaları pek de etkileyici uygulamalar değil. Sonuçta sadece ekranda karakter çıkartabiliyorsunuz. Sonuç hoşunuza gitmiyor. Eğer ki sonuç hoşunuza gitmezse program yazma isteğiniz de azalır. Halbuki sonuç böyle güzel olursa belki program yazma isteğiniz artar. Kesin artacağına inanıyorum. O yüzden bu video serisini hazırladım arkadaşlar. Çok daha fazla uzatmadan gelin videolarımıza başlayalım. Uygulamamıza başlamadan önce konsol ekranı hakkında bilmemiz gereken bazı özellikler var arkadaşlar. C++ programcısı olarak konsol ekranına sadece ve sadece karakter çıkartabiliyoruz. Konsol ekranı da içerisinde bir karakter alabilecek hücrelere bölünmüş durumda. Bu hücrelerin yüksekliği ve genişliği birbiriyle aynı değil arkadaşlar. O yüzden bazen simetri problemleri oluşabiliyor. Programcı olarak istersek biz bu genişlik ve yüksekliği eşitleyebiliriz. Bunu size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ayrıca genelde bir komut satırında 80 sütun bulunur. Bu değiştirilebilir ama genelde kullanılan sütun sayısı 80'dir arkadaşlar. Biz de uygulamamızda 80 sütun sayısını kullanacağız. C++ programlama dilinde konsol ekranına yazı çıkartmak istiyorsak C out nesnesini kullanıyoruz. Örneğin bu komutumuzda biz A karakterinin konsol ekranına çıkmasını istiyoruz. Fakat bu karakter konsolun hangi noktasında ekrana çıkartılacak? Konsol bunun için bir kursör barındırıyor arkadaşlar. Ekrana çıkartacağımız karakter kursörün o an için gösterdiği hücreye yazılıyor. Başlangıçta kursör 0. satır ve 0. sütunu gösteriyor arkadaşlar. Komutu yolladığımızda karakterimiz bu noktaya çıktıktan sonra kursörün pozisyonu güncelleniyor arkadaşlar. Yani sütun sayısı bir artırılıyor. Eğer ki bu işlemin ardından AB karakterlerini beraber ekrana çıkartmak istersem öncelikle A karakteri kursörün bulunduğu noktaya çıkartılacak. Sonra kursörün pozisyonu güncellenecek arkadaşlar. Ardından B karakteri yine kursörün poz bulunduğu pozisyona yerleştirilecek. Kursörün pozisyonu tekrardan güncellenecek. Bunları zaten biliyorsunuz eğer ki biraz uğraştıysanız. Ben sadece işi grafiksel bir hale döktüm ki gözünüzde biraz daha iyi canlansın. Ben eğer satır başı komutunu yollarsam arkadaşlar ki endle bu sefer kursörün pozisyonunda arkadaşlar sütun sıfıra iniyor Satır sayısı bir artırılıyor yani satır boşu yaptırılıyor Burada bilmeniz gereken en önemli özellik şu arkadaşlar C++ programlama dilini kullanarak Kursörün pozisyonu değiştirme şansınız yok Yani en azından C++ içerisinde böyle bir komut bulunmuyor bunun temel sebebi de şu Kursör pozisyonu değiştirmek Konsolla ait bir özellik Konsollarda işletim sisteminden işletim sistemine farklılık gösterir C++ hangi işletim sistemiyle çalışacağını bilmiyor o yüzden işletim sistemine spesifik özellikleri tasarlayamaz içerisinde. Bunu kullanıcıya bırakmış. Programcı olarak biz hangi işletim sistemini kullanıyorsak o işletim sistemine ait olan kütüphaneleri kullanarak kursörün pozisyonunu değiştirebiliriz. Ki biz Windows kullanacağız bu uygulamada. Ben size Windows'da kursör pozisyonunu nasıl değiştirdiğini göstereceğim. Ama bu C++'a ait bir özellik değil. Onu bilmeniz gerekiyor. Konsol ekranı ile ilgili yeterince bilgi verdim arkadaşlar. Şimdi gelin işin eğlenceli kısmına geçelim. Yani kod yazmaya. İlk uygulamamızda benim yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. A harfini birden fazla ekrana çıkartacağım. Ama bir anda görmeyeceğiz görüntüyü. Yani şöyle söyleyeyim. Önce birinci A çıkacak. Belirli bir süre sonra ikinci A. Sonra üçüncü. Sonra bu şekilde yavaş yavaş A harfleri ekranda görünecek. Tabi biz biliyoruz ki şu ana kadar yaptığınız programcılıkta eğer ki ekrana bir şey çıkartıyorsanız o direkt çıkıyor. Herhangi bir bekleme olmuyor. Mesela gelin ekrana 20 tane A çıkartın veya 30 tane çıkartın. Siz bilirsiniz. Ben 20 tane çıkartacağım. Ben burada gelip siyah A dersem ekrana bir anda 20 tane A'yı göreceğiz. Tabii konsol ekranımızın kapanmaması için de singet yazıyorum. Eğer ki F5'e basarsam yani programı derleyip çalıştırırsam gördüğünüz gibi 20 tane A bir anda ekrana çıktı. Aslında arka planda yapılan işlem bu. Sırayla e, ekrana A çıkartılıyor fakat işlemler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki biz sadece sonucu görebiliyoruz. Benim istediğim şu A harfi çıktıktan sonra ekrana programın bir süre beklesin ki ben bir sonraki yapılan işlemi görebileyim. Bunun için arkadaşlar sleep denen bir komut var ama bu Windows işletim sistemine ait bir komut. Ben Windows kullandığım için Windows'a ait olan fonksiyonları kullanmak zorundayım. C++ bunun için bize bir fonksiyon vermiyor. Ben geleceğim. Bunun için Windows H kütüphanesini ekleyeceğim. Genelde programlarımızda bunu kullanacağız. Cout komutu ile ay ekranı çıkarttıktan sonra arkadaşlar ben uygulamamın bir süre uyumasını isteyeceğim. 100 milisaniye. Buraya 100 yazacağım ve 100 milisaniye programım duracak. Daha sonra döngü devam edecek arkadaşlar. Şimdi bakın çalıştırırsam. Gördüğünüz gibi her A'dan sonra programın bir süre bekliyor. Bir süre dediğim yani 100 milisaniye. Eğer ki bunu arttırırsam. Gördüğünüz gibi bayağı bir bekliyor. Bir saniye bekliyor bu sefer de. Bu şekilde benim animasyon yapma şansım var. Eğer ki bir kaldırırsam az önce söylediğim gibi bir anda bütün görüntüyü alırız. Yapılan işlemleri görme şansımız olmaz. Şimdi de arkadaşlar uygulamamı biraz geliştirmek istiyorum. Dikkat ediyorsanız A soldan sağa doğru gidiyor. Benim istediğim şey şu. A sağa doğru gitsin. Belirli bir sınır ulaştıktan sonra aşağı doğru gitmeye başlasın. Daha sonra sola, daha sonra da yukarı ve bir dikdörtgen oluşturursun. Ama bunu sürekli görmüş olduğunuz gibi animasyon şeklinde yapacak. Yani sırayla ağlar yazılarak yapacak. Gelin başlayalım. Programda ilk yapacağım şey arkadaşlar. Kaç bilim sağa gideceğiz? Onu belirlemem gerekiyor. Ben genelde 80 kullanacağım. Buraya gelip direkt 80 yazabilirim ama ben kod içerisinde direkt sayı kullanma hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Olabildiğince sayıları değişkenler içerisinde saklamayı seviyorum. Genelde iyi bir programcılık pratiği bu. Burada arkadaşlar ilk yapacağım şey bir tane sabit değişken oluşturacağım. İsmi genişlik olacak ve içerisine 80 atacağım. Genişliği geleceğim döngüme bağlayacağım. Eğer ki ben genişliği arttırmak istiyorsam döngüde hiçbir şey yapmama gerek yok. Gelip burada genişliği arttırmam yeterli genişliğe bağlı olan bütün koşullarda otomatik olarak benim değişimimden etkilenecek. O yüzden sayılarınızı özellikle sabit sayılarınızı bir değişken içerisine atamak çok önemli. Tabi bekleme süresi bir saniye çok fazla. Çalıştıralım. Ne olacak? Bakın sağa doğru gidiyor. Burası işin kolay tarafı. Niye? Çünkü kursörü ayarlamama gerek yok. Kursör zaten otomatik olarak sağa gidiyor. Şimdi gördüğünüz gibi sınıra geldi durdu. Burada ne yapmam gerekiyor? Benim ağları aşağı doğru götürmem gerekiyor. Bunun C++'da bir yolu var mı arkadaşlar? Hayır yok. Eğer ki ben her seferinde endl yapsam ne olur? Satır başı yapacak arkadaşlar. Gelin isterseniz onu bir deneyelim, sonucunu görelim. A karakterlerinin aşağı gidebilmesi için öncelikle kaç defa aşağı gideceğini belirtmem gerekiyor. Onun için de yükseklik diyorum. Yüksekliği çok tutmayın arkadaşlar çünkü biliyorsunuz hücrelerin genişliği ile yüksekliği farklı yükseklik daha büyük. O yüzden fazla yükseklik girerseniz ekrana sığmaz. Şimdi bu kısım ne yapıyordu? Sağa doğru ağları çiziyor, çiziyor diyelim. Tamam. Şimdi benim yapacağım şey ne? Ağları aşağı doğru götüreceğim. Peki ağları aşağı doğru götürmek için kaç defa aşağı doğru götüreceğiz? Yükseklik kadar. Şimdi ağları nasıl aşağı götüreceğiz? C6'nın aşağı inmesinin tek yolu var arkadaşlar. A yazdıktan sonra endl yapmak. Başka yolu yok. Daha sonra da ne yapmam lazım? Yine sleep koymam lazım yoksa bütün ağları bir anda görürüm. Bakalım sonuç ne olacak? Ağlar gidiyor. Biraz fazla bekletiyorum sizi. Evet, o yanlış yerde çıkıyor. Neden? Çünkü C arkadaşlar koordinat belirtmedi. C ne yapıyor? Satır başı yapıyor sürekli. Benim istediğim tam bu noktada çıkması yani sütun olarak baktığınız zaman 79 nolu sütunla çıkmasını istiyorum. 79 dolu sütunda birinci satırda, ikinci satırda, üçüncü satırda satır numarasını ve sütun sayısını benim belirlemem gerekiyor. Bunun C++'da bir yolu yok arkadaşlar. Bunun tek yolu Windows'un bize sağladığı fonksiyonlar. Şimdi onlardan birisini size göstereceğim. Kursöre ait koordinatları değiştirebilmem için arkadaşlar Windows'un bize verdiği fonksiyonları kullanmam gerekiyor. Bunlara API deniyor. Application Programming Interface. Yani şöyle söyleyeyim basitçe. Windows'la iletişimimize geçmenizi sağlayan fonksiyonlar. Ben tabi bu fonksiyonu kullanarak kendi koordinat değiştirme fonksiyonumu tasarladım. Direkt yapıştırıyorum. Bu fonksiyon iki tane parametre alıyor. X koordinatı ve Y koordinatı ve fonksiyonu Kullandığınız an otomatik olarak istediğiniz koordinata kursörünüzü yerleştiriyor. Peki içeride ne yapılıyor? İçeride önemli olan şu fonksiyon arkadaşlar. Bu fonksiyon Windows ile iletişime geçmemizi sağlıyor. Windows tarafından bize verilmiş. Eğer Koordinatı değiştirmek istiyorsa bu fonksiyonu kullan diyor Windows. Tamam diyorum koordinatı değiştirmek istiyorum diyorum. İlk parametresi Hangi konsol ekranın koordinatını değiştirmek istiyorsun? Bulunduğun ko konsol ekranının diyorum. Hangi koordinatları istiyorsun diyor. Bakın burada onu veriyorum. Yaptığı bu. Go to x fonksiyonu çağırdığım zaman arka planda yapılan bu kursörü istediğim pozisyona getiriyor. Gelin şu noktada deneyelim. Siyahat A'yı ekrana çıkartacak. Ben nerede çıkmasını istiyorum? 79. sütun satır ne olacaktı? Sürekli artacaktı. Yani i'ye bağlayacağım. Şöyle diyeceğim. Go to x y diyeceğim. Önce ne yapıyorum? sütun numarasını veriyorum. Biraz garip olacak. Yani ne olacak? Genişlik eksi 1 diyorum. Neden böyle diyorum? Genişlik 80, eksi 1 dediğin zaman 79. Ama direkt 79 yazarsam olmaz. İyi görünmez en azından. Ben genişliği değiştirdiğim an bütün program patlar. Genişlik eksi 1 dedim. Y koordinatı yani satırı i'ye bağlayacağım arkadaşlar. Bu sayede her çağrıldığında kursörün pozisyonu bir aşağı gelecek. Gelin sonucu görelim. Ops yine 5 bekletecek mi bizi? Evet bekletecek. Sağa doğru gidiyor. 80 çok büyük bir rakamdı. Bakın. Gördüğünüz gibi kursör aşağı doğru gitti. Ne yaptık bakın kursör hep 79. sütunda yerleşti. İ her döndüğünde, döngü her döndüğünde i'nin değeri bir arttığı için biz satır sayısını bir arttırmış olduk. A'yı yerleştirdi. Sonra Satırbaşı başı yaptı mı? Yapmamış. Ay yapmış evet. <laughs> bir de satır başı yapmışız. O yüzden kursör hep oraya gidiyor. Eğer ki şunu kaldırırsak şurayı da 10 diyelim ki biraz hızlı yapsın. Bu sefer çok hızlı yapacak. Şöyle yaparsak bakın. Hop. <laughs> çok hızlı oldu ama gördünüz kursörün yeri hiç değişmedi. Gitti sola, soldan sağa doğru sonra aşağı doğru gitti. Hızı biraz arttıralım. Belli çok mu olur? Görürüz bakalım sonucu şimdi. Soldan sağa doğru gittik, yukarıdan aşağı gittik. Şimdi ne yapacağız? Sağdan sola doğru gideceğiz. Bunun tek yolu arkadaşlar yine goto x'i yi kullanmam gerekiyor. Yoksa siyahla bu işlemi yapamazsınız. Şu görmüş olduğunuz soldan sağa giden alacağım. Bunu tersine çalıştıracağım. Ne olacak? Benim x koordinatım sürekli olarak azalacak arkadaşlar. 79'dan başlayacak, sıfıra kadar gidecek. Yani döngüm nereden başlayacak? Ya genişlikten başlatırsınız veya şu şekilde olabilir genişlik eksi i dersiniz. Bu da olur. Y koordinatı ne olacak? Yükseklik eksi 1 olacak. Çünkü aşağıdayız arkadaşlar. Yükseklik kadar aşağıdayız. O yüzden yükseklik eksi 1 olacak. Bu şekilde de yapma şansınız var. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Patlar, patlarsak göreceğiz. Hız hızı iyi. Aşağı gidiyor. Hop bir tane sağa yerleştirdi. Tamam. mı? Neden bir tane arttırdı? Ona bakmamız lazım. Neden? Çünkü genişlik eksi i dedik. Genişlik 80, eksi i dediğiniz zaman 0, 80 oluyor. Halbuki buraya bir de eksi 1 koymamız lazım. Genişlik eksi 1 bakın. En son koyduğumuz sütun genişlik eksi 1 yani 79. Şimdi deneyelim. Şunu 30 yapalım. Evet. Aşağı indi. Hop. Geri dönüyor. 10 numara. Tek yukarı çıkmak kaldı. Şimdi de onu yapalım. Yukarı çıkmak için de arkadaşlar. Bakın aşağı gitmesini alacağım. Burada ne yapacağız? Genişlik eksi bir değil. Sütunumuz sıfır olacak. Satır numaramız ise şu an yükseklik eksi birdeyiz. Eksi iyi olacak. Bu şekilde gideceğiz. Yani sürekli yukarı doğru çıkacağız. Deneyelim bakalım. Evet, sağa doğru gidiyoruz. Aşağı gittik. Sola gidiyoruz. Ve yukarı gittik. Harika. 10 numara. Animasyonumuzu gerçekleştirdik. Video serimizin ilk videosu bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.